Selam. Allah nasip ederse bu videonun konusu bundan önceki Vuslat ve Hakikati Muhammedi videolarıyla da bağlantılı olduğu ifade edilebilir. Bu videoda ilim ile açıklama, niyet öyle, yaratılış, kıyamet, ruh, bilinç, enerji, ışık, madde. Bunları farklı farklı bilim insanlarının ifadeleriyle ve arasına bazı yorumlar kataraktan niyet edilen konu bu. Şimdi bu ilk video zaten onunla başlamıştı. Yaratılış videosuyla başlamıştı. Bilim adamları Michio Kaku ve onun beraberindeki bilim adamlarının ifadeleri. Bununla ilgili belgesel var. Michio Kaku'nun kitaplarından da okumak nasip olmuştu. Çok özet olarak şöyle ifade ediyorlar ilk yaratılışı. Yaratılışın ilk bir sahnesini anlatımında. Yaratılışın ilk bir sahnesi daha. Neden patladı, ne patladı bilinmiyor, nasıl bilinmiyor. Uzay zaman ilk başta sonsuz derecede küçük enerji zerresinin içindeydi. Saf enerji yaratılışın ilk bir saniyesinde evrendeki tüm kuralları koydu. Daha sonra bir şey bu mükemmellik durumunu bozdu ve kuvvetler ayrılmaya başladı. İkili, üçlü, dörtlü kuvvetler diye ifade ediyorlar. Ve hala atomdan daha küçük, çok çok atomdan milyarlarca kat küçük ve yoğunlukta bir zerre halinde. İlk bir saniyede. Evren ışık hızından daha hızlı bir şekilde genişlemeye başladı. Bir şey değişti, bir sistem değişti ve evren ışık hızından daha hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Kuvvetler oluşmaya başladı. İlk kuvvet olarak iki kuvvet oluştu. Süper kuvvet ve yer çekimi kuvveti. Bununla ilgili daha sonra bir anlatım daha var. Nasipsi özellikle kıyameti nasıl olacağına ilgili teorilerle ilgili bölümde. Ve bilim adamları bu evrenin ışık hızından daha hızlı nasıl genişlediğinde şöyle ifade ediyorlar. Evrenin kendi içindeki ışık hızındaki bir gelişmeden ziyade evrenin dışında bulunduğu kabın adeta genişlemesiyle evrenin ışık hızından daha hızlı genişlemesi şeklinde olabileceğini ifade ediyorlar ve zaman var, mekan var. Yani burada zamanın ve mekanın olduğu oluşumu bahsediliyor. Uzay, zaman, mekanın oluşumu anlatılıyor ve ilk bir saniyede. Yine ilk bir saniyenin içinde belli aşamalar geçirdikten sonra bir sis tabakası oluştuğunu belirtiyorlar. O şekilde ifade ediliyor. Dalga dalga bir hal ve bu olarak ifade ediyorlar bunu. Ve yine bir saniyenin içinde hala bir süre sonra madde yine hala yok ve düzensiz saf enerji olarak devam ediyor. Ve bir süre sonra da sıvı diye ifade edilen, mükemmel sıvı olarak ifade edilen bir yapı ortaya çıktığını belirtiyorlar. Ve yine hala bir saniyenin içerisinde kuarklar üçlü olarak ilkel madde olan kuarklar oluştu ve üçlü olarak da bu kuarklar birleştiler ve görünmeyen bir şekilde görünmeyen buna Higgs diye ifade ediyorlar. Görünmeyen bir etkileşimle bir şeyin etkileşimiyle bu parçacıklar birbirleriyle etkileşime girmeye başladılar ve ondan sonra zaten madde yapısı oluşmaya başladı ve hala bir saniyenin içinde bu. Evrenin oluşumundan birkaç dakika geçtikten sonra da proton, nötron, elektron olaraktan oluşumu ifade ediyorlar. Onu şöyle bir yorum katarsak eğer, madde oluştu ama kat kat, sıra sıra, yani o madde oluştu ama sıra sıra bir aşamalarla oluştu. Kat kat yukarıdan enerji, kat 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 sıra sıra aşağı inerekten madde oluştu.
Biz şu anda madde aleminde, madde alemini müşahede ederken kat 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 oluşan o ara oluşumların da hala var olduğunu ama bizim madde olaraktan onu gözlemleyemediğimiz şeklinde bir yorum katılabilir. Michiko Kaku'nun kitaplarından birinde şöyle bir şey yazıyordu. Onu da belirtmekte fayda olabilir. Bunu daha önceki videolarda onun kitabının ismini vererek de anlatım olmuştu. O kitaplarından birinde şöyle diyordu. Bir tek foton zerreciliğine teorik olarak şu günkü fiziğin teorisi olarak insan bilinci aktarılabilir. Ve uzay zamanda o koca koca gemiler yerine işte başka her neyse bir tek foton zerreciğinde ışık hızında insan bilinci fotona aktarılaraktan uzay zamanda yolculuk yapabilir. Teorik fizik olarak bu mümkün. Şu anda bulunduğumuz fiziki gelişmişliğimiz olarak mümkün olamıyor ama bu olamayacak demek de değil. Mümkün olabilecek bir durum teorik olarak diye de bir foton zerreciğine insan bilincini yüklenebileceğinden bahsediyordu kitapta. Daha önceki videolarda kitabın adı vererek de anlatılmıştı. Michiko Kaku'nun kitaplarından birinde. Şimdi yaratılış böyle. Gelelim şimdi kıyamete. Sonra onun ikisinin arasındaki aşamayı da bir başka bilim insanı ifadesiyle anlatmak niyet öyle. Evrenin sonu hakkında bilim adamların teorileri şöyle. Uzay zaman bir gün son bulacak. İki güç kontrol için savaşıyor. Evreni genişleten güç ve yer çekimi. Yani biri içe doğru çekiyor, biri dışa doğru. İki tane güç olduğundan bahsediliyor. Genişleme hala devam ediyor, evrenin genişlemesi. Genişlemeyi yavaşlatan ve her şeyi bir arada kalmasını sağlayan yer çekimi var aynı anda. Genişleme ve yer çekimi böyle bir denge içinde. Ancak bu denge ne kadar devam edebilir, nasıl olabilir onu araştırıyorlar. Evrenin başka bazı maddelerle dolu olduğunu ve evrenin aniden çökme riski olduğu keşfedildi. Bilim insanları bunu keşfettikçe şok oldular. 1970'te galaksilerin çok hızlı döndüğünü tespit ettiler. Çok çok hızlıydı. Işığı yansıtmayan ya da bloke eden bir madde vardı. Karanlık madde. Ne olduğunu bilmedikleri için buna karanlık madde adı dediler. Çünkü ne olduğunu bilmiyorlar. Karanlık madde evreni dolduruyordu. Ve maddenin de nasıl gelişeceğini karar veriyordu. Yani buna şöyle de bir yorum katılabilir. Boyutlar, üst boyutlar. Maddenin üstündeki boyutlar olarak ifade edilebilir. Maddenin üstündeki boyutların maddeleri olarak ifade edilebilir. Bir yorum katarsak. Ve devam ediyor kıyametle ilgili. 8 yılda 42 süpernova incelendi. Evrenin genişlemesinin hızlandığı tespit edildi. Gizemli bir güç evrenin genişleme hızını gittikçe artırıyordu. Bu yeni gücün ne olduğu bilinmiyordu ve ona karanlık enerji adı verildi. Şimdi bir karanlık madde var, bilinmeyen bir madde var. O yüzden onun adı karanlık madde oldu. Evrene şekil veren madde diyor. Ve bir de evrenin bir enerji var. Evreni genişletiyor. Onun da ne olduğu bilinmediğine ona da karanlık enerji adı verildi. Bilinmemekten dolayı karanlık. Yani mor der, yeşil der, sarı der veya X der, A der, B der. Karanlık uygun görmüş bilinmediğinden dolayı. Ve burada şurada bir yorum katılabilir. Farklı boyutların, üst boyutların enerjileri. Yani üst boyutların maddeleri, üst boyutların enerjileri diye buna bir yorum katılabilir. Genişleme artarsa eğer büyük ayrılma, parçalanma ile evren son bulabilir diyor bilim adamları. Bir teori olarak
1 milyon galaksi 3 boyutlu olarak görüntüye dönüştürüldü. Evrenin ilk aşamasında 8 milyar yıl sonra evrenin genişlemesinin hızlanmaya başladığı tespit edildi. Evrenin genişlemesinin devam edeceği teorisi ağırlık kazandı. Yani içe çökmek değil de genişlemenin devam edeceği teorisi ağırlık kazandı. Evrenin nasıl sonlanacağı artık teorik olarak aşağı yukarı belirlendi gibi. İçe çökme teorisi daha bir zayıf teori olarak kaldı. Genişleyerek gazlar tükenecek, yanma son bulacak yıldızlarda diye o teori daha güçlendi diye belirtiyorlar. Ve üçüncü bir teori ortaya çıktığını belirtiyorlar. Üçüncü teorinin de güçlü bir teori olduğunu belirtiyorlar. O teoride faz değişimi teorisi. Evrenin ilk yaratılışında, yaratılışın ilk saniyesinde ifade etmiştik. Saf enerji yaratılışın ilk aşamasında vardı ve daha sonra bir şey o mükemmellik durumunu bozdu diye anlatmıştı bilim adamları. Diyorlar ki nasıl evrenin yaratılışının ilk bir saniyesinde saf enerji birden bir şey o mükemmellik durumunu bozup maddenin oluşumu sistemine geçtiyse bir faz değişimi evrenin ilk bir saniyesine nasıl yaşandıysa evrenin şu anki durumunda da bir faz değişimi yaşanıp kıyamet evrenin son bulması o şekilde de gerçekleşebilir. Bunu bir teori olarak ve güçlü bir teori olarak ileri sürüyorlar. Yani sura üflenmesi bir faz değişimi. Şimdi bir yorum katarsak sura üflenmesi bir faz değişimi olabilir. Tekrar sura üflenmesi bir başka faz değişimi olabilir. Bunlar yorum katımı. Şimdi bu yorum katımının biraz sonraki anlatımlarla daha bir açılımı olmuş olacak nasipse. Arada bir ufak bir şey daha bahsetmek istiyorum nasipse. Çift yarık deneyimi. Bu bir internette pek çok anlatımı var çift yarık deneyimi ile ilgili. İki tane yarık var. O yarıktan madde taneciği gönderildiğinde yarığın arkasında iki tane çizgi oluşuyor. O daha sonra dalga gönderildiğinde yarığın iki yarıktan sonra dalganın ardında birçok çizgi oluşuyor. Yani maddecik iki yarıkta madde taneci iki yarıktan geçtiği zaman arkasında oluşan iki tane çizgi ama dalga o iki yarıktan geçtiğinde arkasında oluşan pek çok çizgi. Maddenin ve dalganın şeyleri etkileri farklı olduğunu gösteriyor. Bunun üzerine bir de üçüncü olarak elektronu deniyorlar. Elektron o iki yarıktan geçtiğinde aynı dalga gibi davrandığını tespit ediyorlar. Madde gibi değil, madde parçacığı gibi değil, dalga gibi davrandığını tespit ediyorlar. Ve bunu daha da incelemek için bir bir gözlemci olduğunda bu sefer elektronun dalga gibi değil, madde gibi davrandığını gözlemliyorlar. Yani elektron hem dalga gibi davranabiliyor, hem madde gibi davranabiliyor. Gözlemlenen olduğunda madde gibi davrandığını tespit ediyorlar. Bu bir ara ifadeden sonra başka bir anlatıma geçiyorum yine bunlarla bağlantılı. Bu anlatımın yine alınan notlardan anlatıyorum. Bu anlatım Ozan Partal'ın anlatımı. İnternette videoları var. Çok daha detaylı oradan bakılabilir. Ben bu videoda Uslat, Hakikati Muhammedi, ondan sonra yaratılış, kıyamet, ruh, bilinç, enerji, ışık, madde bunların bir bütün olduğunu ve bunların sistemini kendi içimdeki açılımı bu şekilde yorumlayarak ifade etmiş oluyorum. Bir şey bildiğimi de iddia etmiyorum. En iyisini Allah bilir diyerekten devam edelim. Şimdi Ozan Partal şöyle ifade ediyor. Işık bir saniyede titreşmeye başlayınca titreşim sayısı
Işık saniye içinde ne kadar titreşirse onun titreşim sayısı olmuş oluyor diyor. Ve ışığın bir saniye içindeki titreşim sayısı arttıkça ışık önce duyulur ses olur. Titreşim daha da arttıkça görünür hale gelir. Titreşim daha da arttıkça gama ışını haline gelir. Titreşim daha da arttıkça stabil hale gelir. Proton ile elektron olur. Aynı işim ışının titreşimin artmasıyla farklı farklı durumları ortaya çıktığını ifade ediyor. Işık titreşirken spiral yani döngü halinde hareket ediyor. Her şey dönüyor diye de daha önceki videolarda bunun anlatımı yapılmıştı ve ışığın hareketinin de spiral döngü halinde bir hareket olduğunu ifade ediyor. Madde ışığın frekansını yükselterek stabil hale gelmesidir. Yani madde ışığın bir hali, ışık maddenin bir hali olarak ifade edilebilir. Işık katman katman frekanslar yolculuğu ile madde haline geliyor. Biz üçüncü boyuttayız. Dördüncü boyut var olduğu için biz üçüncü boyuttayız. Dördüncü boyutta beşinci boyut var olduğu için dördüncü boyutta katman katman yukarıdan aşağı inerek madde haline, üçüncü boyut haline geliniyor. Buraya bir yorum katarsak eğer insan bunun neresinde diye insan hepsinde ancak idrak şu anda üçüncü boyut katmanında. Ve manevi yolculuk yani ilk yaratılışta insan enerji katmanından ine 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 maddeye geldi. Manevi yolculuk da zaten buradan tekrardan geriye gidiş. Bunu yaratılış videosunda, ilk videolarda yaratılış videosunda evrenin yaratılışına yaratılışı üzerinden bu anlatılmıştı. Evet, Ozan Partal devam ediyor. Evrende çeşitlilik sonsuz. Her şey tek ve özel. Her insanda tek ve özel ve bu zaten Kur'an'da hadislerde ifade edilen şeyler ve ayetler ve hadislerde der ki bu da bir yorum olarak ilk yaratılırken tek yaratılıyor insan. İlk yaratılırken insan tek, Allah onu tek yaratıyor. Ölünce de tek huzura çıkıyor. Ölmeden önce ölünce de huzura tek çıkılıyor. Ayet ve hadislerden böyle bir yorum katılabilir. Bu durumda her şey tek ve kendine özel, her şey çeşitlilik içinde, sonsuz bir çeşitlilik denebilir ve Allah her an sende iken reenkarnasyon, her türlü enkarnasyonun re'si, tekrarı gibi bir durumda artık burada bir soru işareti kalmasa gerek sanırım. Şimdi bu anlatımdan sonra Ozan Partal'ın ifadeleriyle devam edersek, evrende varoluşun amacı kozmik bilince ulaşmaktır. Teslimiyetle akışa geçer, anda var olunursa, her türlü arınma yapılırsa bu mümkün olabilir. Evrende tek bir bilinç vardır. Aydınlanma öncelikle insanın kendi potansiyelini kavramasıdır. İnsan hem bilinç hem madde, madde de ışığın maddeleşmiş kısmıdır. O da bilinçtir, yani kısmi parçası olarak ifade edebilir diyor. Tanrı bilinçtir, Tanrı maddedir. Her şeyde Tanrı vardır, gözle gören bilinç o. Bunun farkına varabilmenin adı insan. Ölümü hak etmemiz lazım, tanrısal bilince ulaşmakla bu mümkün diyor. Şimdi burada İslam tasavvuf olarak buradan bakılırsa tasavvufta tenzih ve teşbih somut yaradanı Allah'ı somutlaştırma ve soyutlaştırmada bir dengenin olması gerektiği ve bunun dikkatlice yapılması gerektiğini ariflerimiz, alimlerimiz
daha önceki videolarda bu anlatıldı. Tenzih ve teşbihin tam dengede olması gerektiğinden bahsedilmişti. Burada bu yüzden arifler bunu Allah'ın tecellileri olarak ifade ediyorlar. Allah'ın tecellilerini müşahede etmek olarak ifade ediyorlar. Müşahede tam olmasa bile kelime olarak karşılığı gözlemlemek, gözlemleyici, gözlemleyen, müşahede eden, gözlemleyen, müşahede ettirilen, gözlemleten Allah ruha tecelli ediyor olarak ifade ediyor ariflerimiz. Yani bilimsel ifadenin, günümüzdeki ifadelerin, İslam tasavvufundaki ifadelerine gelirsek, tenzih ve teşbihteki dengeye dikkat ederekten ifade edersek, Allah ruha tecelli ediyor. Allah kendi yarattığı, kendimden, ruhumdan nefettim deyip de yarattığı ruha tecelli ediyor. Ve bu tecellileri tecelliler müşahede ediliyor. Allah'ın tecellileri nasılsa müşahede ona göre oluyor. Allah istediği gibi tecelli ediyor, müşahede de istendiği şekilde oluyor. Yani bizler burada müşahede ediyoruz. Müşahede edenlerin tercih hakkı da burada kendi içsel aleminde olan bir tercih olmuş oluyor. Hakla haktan uzak olmak şeklinde bir tercih durumu söz konusu olmuş oluyor. Arınmalarla, hakkı istemekle, hakka koşmakla o müşahede ettirilenin içinde hakka doğru bir yolculuk, manevi yolculuk yapılmış oluyor. Tercih kendi içimizde oluyor. Yaşanan kendi içimizde oluyor. Müşahede ettirilenin gerçekliği yaşanması kendi içimizde oluyor. Evet, bunu bu şekilde birkaç videoyu bilimsel ifadelerle ve bilim adamlarının ve Kur'an, hadis, ayetler, ariflerimizin ifadeleri, kendi deneyimlerin, kendi içimdeki açılımların birleşimi ile yorumlayarak bu şekilde ifade edilebilir. Bir şey bildiğimi iddia etmiyorum. En iyisini Allah bilir. Sevgiler.